Nişantaşı'nda İstanbul'da showroom'dayız. Hoş geldiniz. Bu arada güzel bir sürpriz oldu benim için. Doğum günümde beraber olmak çok güzel. İlk olarak Londra'da Central St. Martin's'de eğitim aldım. Ayrıca de İngilizce eğitimi almıştım. Eğitimimi tamamladıktan sonra daha önce 5 sene kadın koleksiyonunu hazırlamıştım bir ihracat firması için. Daha sonra kendi markamı kurmaya karar verdim 2010 yılında. Londra'da Serdar Uzuntaş London diye design company şirketi kurdum. Arkasından ilk Pitiomo'ya katıldım. Floransa'da biliyorsunuz dünyaca en önemli fuarların başında gelen bir fuar. Aynı dönemde de Londra Moda Haftası vardı. Hemen Londra Moda Haftası'nda bir presentation hayata geçirdik. Markam Serdar Uzuntaş London'ken Serdar London'a çevirdim. Serdar London'ken şu anda SR Serdar Milano oldu. Bunu da kısaca şöyle açıklayacağım. 5 sene Londra'da yaşadım. Çok enteresan. Londra'da fashion business yok. İstanbul, Milan, Londra gibi bir 3 şehirde yaşama gibi bir şansım vardı. Bunları da göz önüne alarak kendi markamı, inşaatını Milano, İtalya'da inşaat etmeye karar verdim. Çünkü son 2 sezondur, bu 2020 Ocak ayında, sonbahar-kış 2020 koleksiyonumu, şovunu yaptım. Önemli dünya markalarının arasında Prada vardı benden önce. Stil dediğimiz şey bence insanın yaşam tarzını ifade eden bir görüntüdür. O nedenle her koleksiyonda insanların yaşam tarzına uygun kolay parçalar üretmeye çalışıyorum, tasarlamaya çalışıyorum. İlham koleksiyonlarında ilhamı genelde seyahatlerimden çok esinleniyorum. Özellikle yaşadığım ülkeler, İngiltere'nin o aristokrasi stilini çok beğeniyorum. Çünkü nerede, ne zaman, nasıl giyilmesi gerektiğini çok iyi örneği benim için. Ayrıca de dünyada kaç tane sadece erkekler için hazırlanmış alışveriş sokakları var. Mesela Londra'da Jermyn Street var, Savile Row var. Milano'da bile yok. Yani o anlamda Londra her zaman için benim için büyük ilham kaynağı olmuştur. Özellikle sokakları mümkün olduğunca kendi koleksiyonlarımdan parçalar giymeye çalışıyorum. Bazen Potallo komple kendi markamdan giyiniyorum. Bazen vintage parçaları ekliyorum. Tasarımlarıma gelince her koleksiyonda mutlaka kendi özel desenlerim oluyor. Ve o desenleri de her sezonuna göre de değiştiriyorum. Genelde tasarımlarımı akşamları çizmeyi tercih ediyorum. Çünkü günün koşuşturması içerisinde çok konsantre olamıyorum. Showroom'da müzik eşliğinde. Daha çok klasik müzik severim. Çünkü klasik müzik her anlamda etkiliyor beni. Ve gecenin sakinliğiyle daha rahat konsantre olabiliyorum. Her sezon tasarımlarımı hayata geçirmeden önce belli bir konseptim ve temam vardır. O andan itibaren, zaten 6 aylık bir süreç bu. O andan itibaren oturup çizim yapmasam daha iyi. Birazcık rahatsızca bir durum belki ama sürekli mi aklımda temayla ilgili koleksiyon detayları, formları, kumaşları, renkleri sürekli aklımda onların yerlerine oturtmaya çalışırım. Akşamları da birçoğu oturmuş ve onları kağıda dökebilme durumum ortaya çıkıyor. Erkekte diyeceksiniz ki ne kadar çok fark yaratabilirsiniz ama erkekte baktığınız zaman renk, kumaş, detay, aksesuar, dikiş kalitesi, farklı dikiş teknikleri. Tabii bunları da tasarımın üstündeki uyumunu da bir araya getirmek için biraz kafa yormak gerekiyor. O nedenle bu anlamda da kendimi çok şanslı hissediyorum. İstanbul konusuna gelince görmekten mutluluk duyduğum şeylerden bahsetmek istiyorum. Erkeklerin modaya ilgisi çoğaldı. Bu konuda çok mutluyum. Ama çok az bir kitle doğru giyiniyor. Hatta daha önceki sorularında da söylemeye çalışmıştım. Şimdi okey, birilerine özenebilirsiniz. Birilerinden etkilenebilirsiniz. Ama gerçekleriniz var. Şimdi yaşadığımız yer belli. Standartlarımız belli. Ama insanlar, özellikle Türkiye'deki erkekler, yaşam tarzlarının çok dışındaki stillerle görüyorum. Ben anlamıyorum. Yani gördüğüm doğru mu diyorum mesela, özellikle Nişantaşı'nda. Aslında baktığınız zaman simple is the best. Ne kadar yalın ve sakin giyinirseniz o kadar klas görünürsün. Benim için erkek klas olmalı. Basta,